Baba, lütfen odana döner misin? Dönmem. Ben baş kaldırdım. Bugün ya çiftliğe gidilecek, ya çiftliğe gidilecek. Bravo dede. Ömer Asaf, sen sus. Ama efendim, telefonunuzu bağlamadım. Çiftlikte bağlarsın. İlaçlarını da almadın baba. Çiftlikte alırım. Hay Allah'ım, baba bu halde nasıl gideceksin? Bak annem de yok. Kızım, anlamıyor musun? Annen olsa hiç gidemem. Fırsat bu fırsat. Hadi dede gidelim. Ömer Asaf, sus dedim. Peki nasıl gideceksin çiftliğe baba? Oo, biz babamı aradık bile, bizi götürmeye geliyor. Nerede kaldı oğlum bu baban? Geldi işte, babam geldi. Nerede kaldın oğlum? Ömer Asaf, hadi. Hanım kızım, hadi sen bakalım. De bil. Hemen efendim. Galip. Dikkat edin, olur mu? Hala bünyesi çok zayıf. Merak etme. O geceden sonra hiç görmedin mi yani Beyze? Eve geçmiş olsuna geldi bir kere ama çok soğuk davrandı. Soğuk davranması normal baba. Ne bekliyordun? Sen Veysel hususunda ne düşünüyorsun? Manevi olarak ne verirsin bilemem ama maddi olarak hakkını almalı diye düşünüyorum. Hesaplayalım, kitaplayalım. Ne kadar hisse düşüyorsa verelim. Nihayetinde o da senin evladın baba. Aferin benim asil oğlum. Haklısın. Haklıyım da bu gemide isyana neden olabilir. Hazırlıklı ol kaptan, anlıyor musun? Astımı tutacak. Galip, Allah aşkına seslen şuna. Ömer Asaf! Efendim! Yeter, koşma oğlum. Rahatsızlanacaksın evladım. Tamam, koşmam. Rahmetli babama çekmiş. O da böyle astımdı. İkide bir tıkanır kalırdı. Nasıl yani? Deden de aynen böyle astımdı işte. Bak sen de, Akın da, ben de çıkmadı. Tuttu bu güzel yavrucakta çıktı. Baba, astım tam olarak ırsi bir hastalık değil ki. Olsun. Yine de kan bağının etkisi var. Doktor söylemişti ya. Gerçi o zaman aklımıza gelmemişti ailede astımlı birinin olduğu. Hergele soya çekmiş de iyi tarafından çekmemiş. Galip, ne oldu oğlum sana? Yok bir şey baba. Baba, ben bir işimi hatırladım. Onu halletmem lazım. Galip, nereye oğlum? Allah Allah. Deden de aynen böyle astımdı işte. Bak ben de sen de Akın'da çıkmadı bu illet. Tuttu bu güzel yavrucakta çıktı. Yok mu kimse? Bizimkiler. Neredesiniz ya? Yine dişi arısı gibisin be Çelebi. Neyin var? Yok bir şeyim be dedi. Neyim olur ki benim? Gel sakinleş biraz. Sonra da anlat şu derdini bana. İki aydır yaralı kurt gibisin Çelebi. Boğazlamadı, kuzu bırakmadın. Nedir seni böyle yiyip bitiren? Söyle bana. Sen her şeyin farkındasın dedi. Neden anlattırıyorsun ki bana? Senin ağzından dökülmeden bana karışmak düşmezdi ondan. Ne zor dile geliyor bir bilsen. Ömer Asaf benim oğlum değil dedi. Allah sabır versin sana oğlum. Edebe, namusa dair bir yanlış var mı peki? Doktor yoluyla hamile kalmış. Sperm bankası diyorlar ondan. Ama çocuk tanıdık birinden diye benim şüphelerim var. Kimmiş şüphelendiklerin belli mi? Artık belli dedi. Kesin aileden biri. Mutlaka aileden. Kimden peki?
Ya kardeşim Akın, ya da ya da babam. Hay Allah. Ne pis bir iş bu yahu. Peki şimdi ne yapacaksın? Az önce çiftlikte babamla konuşurken aklıma geldi. Kan testi yaptıracağım. Nasıl olacak o iş Galip? Akın'la babamın kanı lazım. Ömer Asaf'ın kanı İstanbul'daki doktorda var zaten. İkisinin kanını alıp İstanbul'a göndermem lazım. Doktor kanları karşılaştırır. Öyle yapılıyor babalık testi. Çelebi be, bunu öğrenmen şart mı? Şart dede. Hem de ne şart. İçimde bir öfke var, söndüremiyorum. Hedefini vurmazsa beni zehirleyecek. Anlıyor musun? Peki nasıl olacak bu kan alma işi? Öyle ya, bana kanınız lazım diyemezsin. Ne Akın'a ne babana. Bir yolunu bulmam lazım dede. Bir yolunu bulacağım da. Çelebi, Çelebi nereye böyle? Zincirinden kurtulmuş gibi ha? Konuştuğumuz işi halledeceğim. Babamla Akın'ın ruhu bile duymayacak üstelik. Bak Çelebi, bu işin dönüşü yok. Bir daha düşün istersen ha. Dede görmüyor musun halimi? Şüphe beni yedi bitirdi. Tükendim. Çok az kaldı. Delirmeme ramak var. Bak Çelebi, şu kısa ömrün değişmez bir kanunu var. Kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Adamı kantarda tartar. Sana da böyle bir yükle gelmiş. Bu işin sonunu görmeden bana huzur yok dedi. Gel, gel yükünü daha da ağırlaştırma. Kaldıramayacağım bir hale getirme. Altında kalırsın. Gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmeyebilir. Olmaz dedi. Bilmek zorundayım. Ömer Asaf'ın babasının kim olduğunu bulmam lazım. Yoksa bu dert beni bitirecek.